Seyir ışıklarından merhaba sevgili izleyiciler. Bugün size minyatürkten sesleniyoruz. Kanadalı Brenna McCrammon bir söyleşisinde müzik sizi alıp nerelere götürmez ki demişti. İşte onu 1980'de ülkemize getirdi. Trakya'yı, Anadolu'yu ve Karadeniz'i dolaştı, türküler topladı ve o türküleri bizlerle paylaştı. Türkiye'deki insanlar sizi çok yakından tanıyorlar. Çünkü siz Türkiye'nin müziğini Türkiye'lilerden belki daha iyi yapıyorsunuz ve daha iyi biliyorsunuz. Hani nereden başladı bu merak? İlk önce Türklerden daha iyi yapmıyorum, bir de daha iyi bilmiyorum. Ben hala kendimi yani öğrenci gibi zannediyorum, yani talebe falan. Çünkü Türk müziği çok büyük bir alan, müzik çok büyük bir alan. Bitişi yok. Ama bu merak nereden? 25 sene evvel falan ilk çok meraklıydım. Bir sürü müzikleri dinliyordum ve yavaş yavaş dünyanın halk müziklerini dinlemeye başladım. Yani Afrika'dan başladım, Hindistan, bilmem bir sürü memleketin müziği dinledim. Ay bu hoş, ne güzel, ne güzel. Geldim yani Balkanlara, Türkiye'ye ve bilmiyorum, apayrı bir duygu vermiş bana. Yani ritimler farklılığından da şey, ezgi farklılığından o bir taraf ama başka bir taraf yani anlatamıyorum bugüne kadar ama çok yani güzel. Dinlemiştim sizden. Yağmur yağar kar üstüne. Ama hani o kadar etkilendim ki böyle. Siz zaten onun türkü öncesi de bir konuşmanız oldu. İşte içine biraz yağmur serpiştirdik dediniz. Evet. Hani nasıl böyle, onu kimden duydunuz da böyle o kadar içten bir şekilde söyleyebildiniz? Hiç kimseden duymadım. Sonra öğrenmiştim. Münir Nurettin Selçuk bu parça meşhur etmiş. Bilmiyorum kaç sene evvel. Notalardan öğrendim galiba. Bir de düşünerek yani sözleri sanki bir şey veriyor, müzik sanki bir şey veriyor. Ben zaten öyle bakıyorum türkülere. Tabii ki yani eski veya nasıl sözler gelmiyor şu anda. Neyse, mevcut olan bir kayıt varsa tabii ki onları dinlemek isterim her zaman. Ama inanıyorum da bu türküler çağdaşlaştırmak için ve bugün yani şimdi söylemek için şimdiden düşünmek lazım. Yani hem eskisine bakıp hem neredeyim şimdi, bu söz neden geldi, ironik bir şekilde mi geliyor yoksa tam yani birebir mi geliyor? Yani ona göre söylemek gerekiyor. Yağmur yağar taş üstüne, ince kalem kaş üstüne, selam gelir baş üstüne, vay deli deli koş deli deli, mevlam kulu sevdim seni, vay deli deli koş deli deli. Ay deli deli koş deli deli, mevlam kulu sevdim seni. Ay deli deli koş.
Türkiye'nin coğrafyasında o kadar zengin bir müzik kültürü var. Halbuki bu kadar çeşit insan varken, yani Laz, Çerkez, Kürt, Yunan, Arnavut, bir sürü Balkan ülkelerden gelen, yani bu kadar insan iç içe yaşadığı için de bu kadar farklı tarzlar da var. Yani köyden köye farklı oluyor. Aynı zamanda bir yelpaze altında da kalıyorlar. Nasıl takip edecekler? Konser var mı yakınlarda? Neler yapıyorsunuz? Kimlerle çalışıyorsunuz? Çünkü siz birçok Türk sanatçıyla da çalıştınız. Estağfurullah. Şimdi en yakın konser kısmetse New York'ta olacak Ekim ayında. Bakalım 3-4 hafta sonra o kesinleşecek. Ay boyunca bir iki ufak tek projelerle uğraşıyorum. Bakalım olacak mı? Konserler tabii ki yani biraz zor, bazen aniden oluyor. Yeni projeler çok, nazar değmesin diye fazla bahsetmeyeceğim ama olacak. Tabii ki yani bir sene evvel hemen hemen Kalan'dan bir albümümüz çıktı, Kulak Misafir. Onun üzerinde hala çalışıyoruz, yani oradaki albüm. O albümdeki yer alan arkadaşlarla birlikte çalıp söylüyoruz. Aslında onun büyük konseri yapmak istiyorum ama orada 30 tane müzisyen varken, yani nasıl herkes bir araya getirip bir konser vermek biraz imkansız gibi gözüküyor ama hala onun ümidiyle gidiyorum. Bakalım olacak mı falan. Konser vereceğini söylediniz. Siz birçok ülkede konser verdiniz. Siz anladınız Türk müziğini. Peki orada dinleyenler anlayabiliyor mu? Anlayabilirler. Yani belki benim gibi sözleri bilmiyorlar. Hı-hı. Ama sahneye çıktığı zaman bir yani heves var, coşku var, o duygular varken o duygular paylaşılır zaten. Yani diğer insanlar. Mesela yani bazen Selim abiyle bir yere çıkıyoruz. Geçen Fransa'da denk geldi. Yani ikimiz Fransa'daydık. Çok güzel bir konser oldu. Seyirciler yarısı Türk herhalde ama yarısı da Fransız ve onlar da çok coştular, sevdiler. Yani aslında bu yüzden şey, müzik müziktir. İyi müzik olsun, gerçek müziği olsun. Müzik doğru yerden geldiği zaman söz, ritim, makam fark etmez. O his gidiyor insandan insana, candan cana yani. Thank you.
direkler arası şenliklerde çok güzel eğlenceler düzenlenirdi. Kantolar, tiyatro oyunları, herkesi büyülerdi. İşte o dönemde geçen bir aşk hikayesi şehir tiyatrolarındaki bir oyuna konu oldu. İstanbul Hatırası oyununu siz yazdınız, siz yönettiniz. Aynı zamanda rol de alıyorsunuz. Biz sizden dinleyelim, İstanbul Hatırası nasıl bir oyun? İstanbul Hatırası renkli, ahenkli bir oyun. Yüzyıllık bir dönemde bir İstanbul hikayesi anlatıyoruz. Daha doğrusu fonu İstanbul olan kırık bir aşk hikayesi anlatıyoruz. Meddah Toron Karacaoğlu sahneye çıkıyor 2010 yılında. Ve diyor ki şimdi size bir hikaye anlatacağım. Bu hikayeyi anlatmak üzere 1950 yılına gidiyorum. Üsküdar Salacak'ta bir kahvehaneye ve oradan bizi 1910'lara götürüyor. İmparatorluğun çöküş sıkıntılarının olduğu yıllara ve o sırada direkler arasında ben Ali'yi oynuyorum, yani Ali amcanın gençliğini, Toron Bey'in gençliğini ve Ali bir Ermeni asıllı kantocu bayana aşık oluyor. Ve bu uğurda direktör arasında bir tiyatro kumpanyasında çalışmaya başlıyor. Ailesi karşı çıkıyor falan, bir sürü şeyler. Bir aşk hikayesi yaşanmaya başlıyor. Birinci perde çok keyifli, eğlenceli. Sonra tabii bu zor bir aşk. Çünkü her ne kadar Osmanlı bir hoşgörü toplumu olsa da sokakta bazen işler böyle olmuyor. Bir Ermeni kızıyla bir Türk gencinin aşkı noktasında çok mücadeleler veriyorlar. Birbirlerine olan bağ çok kuvvetli. Fakat araya bu sefer çok olmadık bir şey giriyor. Savaş başlıyor. Ve bu savaş bir ayrılığı getiriyor. Sonra tekrar kavuşma. Ancak işgal altındaki İstanbul'da bu aşk hikayesi çok üzünlü bir şekilde sona eriyor. Yoksa gene seni rahatsız ediyor. Bana bak. Çabuk defolasın buradan, yoksa ustamı çağırıyorum ha. Tamam ulan tamam, uzun etme, gidiyoruz. Var seni, gözüm üstündedir ona göre. Evet. Ateş olsan cümlün kadar yer yakarsın. Canım çıkmış ha. Nasıl karar verdiniz oyunu yazmaya? Nereden doğdu? Geçen sene ben İspanya'ya gittim. Uluslararası bir festivalde Meddah oynadım. Tamamı İspanyollardan oluşan bir seyirciye ve çok keyifli bir deneyimdi benim için. O süreçte İstanbul büyük bir marka. Türkiye'nin de önünde bir marka ve o sürecin sonunda dönüp geldiğimde bir İstanbul hikayesi yazmak için yola koyuldum. İstanbul'u anlatmak istedim. Sonra Ayşenil Şamlıoğlu'nun, genel sanat yönetmenimizin davetini gördüm. İnternet ortamında bize bir iç haberleşme ağımız var. Orada bir davet gönderdi. Dedi ki projesi olan arkadaşlarımız lütfen gelsinler 2010 Kültür Başkenti ile ilgili. Ben de hemen gittim. Çok beğendi projeyi. Çok destek oldu. Büyük katkıları var projeye. Ve çok inandı, arkasında durdu. Biz de Gökhan Aktemur dramaturgumuzla tekrar yazım aşamalarında birlikte çalıştık. Onun sonucunda da oyunumuzu ürettik. İşte 3 ay kadar da prova yaptık. Bugün de sahnedeyiz. Bu fevri hareketler... Ya koçum, öyle babalanmayacaksın. Ne demişler? Padişahım, senden büyük İttihat Terakki var. Yahu bir sus deli herif, bir sus yahu! Duyan olacak! Duyacak kimse kalmadı Sadık Bey. Gönderdiler. Doğru konuştun be Cemez. Sevdim seni. Benim adım Namık. Benimki de Ali. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sen Lütfü Bey'in nesi olursun Ali? Yeğeniyim. Yani daha doğrusu benim halamın kocası, eniştem olur. Aa bak Lütfü Bey çok iyi adamdır ha. Sağ ol. Aa bak buna kalıbımı basarım işte. İyi. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Neredensin? Selanik.
Bizim gölgesinden korkan sultanı sepetlediğimiz yerden yani. Toron Bey 60. yılında sahnede, 80 yaşında. Eşim Binnur Rerbetçioğlu Varseni'yi oynuyor. Birlikte oynamaktan keyifliyim o anlamda. Selma Kutlu, İskender Bağcılar, Naci Taşdöğen, Ergun Ülü, İbrahim Şirin, Gökhan Eğilmezbaş. Çok zengin bir kadromuz var. Keyifli, eğlenceli, zaman zaman hüzünlü bir oyun oynuyoruz. Az daha kaybediyorduk Yumurca. Ödüm koktu oğlana bir şey olacak diye. Halam oğlanın hastalığında Anadolu yakasında Çamlıca ormanlarında bir ev kiraladı. Hem oradaki ormanların havası çocuğa iyi gelsin hem de evden yani Laleli'den biraz uzaklaşalım diye. Gerçekten Çamlıca'nın havası iyi geldi arkadaşıma. Üstelik eniştemle iş çıkışı yaptığımız vakıf sefaları da camaz. İstanbul Boğazı bir gemine benzerse, o bembeyaz vapurlarda gemilerin boyunlarını süsleyen incilere benzer. Yolcular da dünün yorgunluğunu boğazı seyre dalıp unutuveriyor. Bugüne kadar oynadığım rollerin tamamen dışında hem anlatıcı, hem meddah, efendim, hem Toron Karacaoğlu, hepsi var oyun içinde. Hem de genç oyuncumuz diyeceğim, Tarık Şerbetçioğlu'nun yaşlı hali. Hepsini birden oynuyor. Konu çok enteresan. Babasını 1910 senesinde, 1909'da kaybettikten sonra annesiyle İstanbul'a gelip yerleşen, orada bir gazetede çalışan Ali Atlı bir delikanlının kırık bir aşk hikayesi. Zaman zaman kendisi oynuyor, zaman zaman da ben anlatıyorum, ben oynuyorum. Güzel bir teması var. Varsenik diye bir kıza aşık oluyor, bir kantocuya. Aynı zamanda kanto dediğim için şöyle söyleyeyim. Tiyatroda hem Karagöz'ü, hem Hacıvat'ı, hem orta oyununu, hem de kantoları seyredeceksiniz. Bir takım oyunlar, düetler seyredeceksiniz. Bu şu demek oluyor, geleneksel Türk tiyatrosunun geçmişine de inmiş oluyoruz bu oyunla. İstanbul Hatırası, 1910'lardan 1950'lere kadar ki hikaye. Artık 50'den sonrası ne oldu, seyirci tahmin edecek. Böyle bir hikaye. Arasında ben Hayganuş'u oynuyorum. Direkler arasını, kantoları anlatan bir oyun İstanbul Hatırası ve müthiş bir aşk hikayesini anlatan bir oyun. Ben de o zaman Müslüman kadınları sahneye çıkmadıkları için Ermeni kadınları sahnedeymiş. Ben de Ermeni karakteri olarak Hayganuş'u oynuyorum. Hayganuş kumpanyada şarkı söyleyen, dans eden ve aynı zamanda sıcak ilişkiler içinde, kampanyanın içinde, ilişkiler içinde bulunan bir karakter. Birinci perde böyle izliyoruz. İkinci perdeyi pek söylemek istemiyorum. Çünkü her şey çok değişiyor. Çok keyifli bir oyunumuz var ve seyirci çok mutlu. Biz de ekip olarak çok mutluyuz. Müthiş bir ekip bir araya geldi. Bir sevgi yumağı içinde oyunumuzu hazırladık. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum.
Yönetmen Martin Scorsese'in uzun süredir Frank Sinatra'yı anlatacağı biliniyordu. 2011 yılında vizyona girmesi beklenen filmde iki dev aktör rol alacak. Onlardan biri Al Pacino, diğeri ise Robert De Niro. 7 years in Folsom. In the hole for 3. McNeil before that. McNeil is tough as they say. You looking to become a penologist? You looking to go back? Hangisi daha büyük? De Niro mu, Pacino mu? Onların adları yüzyılı aşan sinema tarihinde birkaç oyuncuyla beraber en üstte yer alıyor. Son dönemde özellikle Robert De Niro eski filmlerini aratacak kadar kötü filmlerde oynasa da yine de filmleri merakla bekleniyor. Hangisi daha iyi oyuncu sorusunun cevabı elbette yok. Öte yandan iki aktörün kariyerlerine ve hayatlarına bakıldığı zaman çok büyük benzerlikler görülüyor. İkisi de aynı dönemlerde sinemaya başlıyorlar. Yükselişleri ve zirveye yerleşmeleri de yine aynı dönemlerde gerçekleşiyor. İran asıllı De Niro da, İtalyan asıllı Pacino da metot oyunculuğunun en önemli temsilcilerinden. Marlon Brando ekolünden gelen iki oyuncu da son 40 yılın en önemli Amerikan filmlerinin çoğunda yer aldı. Taxi Driver, Baba, Godfather, Serpico, Mean Streets, Köpeklerin Günü, Angel Heart, Büyük Hesaplaşma bu filmlerden sadece birkaçı. Sinemayı uzaktan yakından takip eden neredeyse herkesin unutamadığı bu filmlerde ikisi de defalarca en iyi performanslarını sergiledi, unutulmayacak karakterlere hayat verdi, defalarca ödül kazandılar. Ama iki dev oyuncunun başarısı onlarca ödülün, adaylığın ve bütün maddi başarıların ötesinde görülüyor. Bu sebeple onları bir arada görmek çoğu sinema sever için büyük bir zevk. What kind of a show are you guys putting on here today? Üzerine en fazla makale yazılan, kendinden sonraki filmleri en çok etkileyen, sinema tarihinin en iyi filmlerinden Baba 2, Godfather Part 2, aynı zamanda kariyerinin başında iki büyük aktörün de birlikte yer aldıkları ilk film. Al Pacino'nun Michael Corleone'yi, Robert De Niro'nun da Marlon Brando ile özdeşleşen Don Corleone'nin gençliğini canlandırdığı film, usta oyuncuların ortak sahneleri olmamaları nedeniyle çoğu kişi için ilk buluşma sayılmasa da iki aktörün çoğu sahnesi unutulmazlar arasına girmişti. Amerikan sinemasının en büyük ustalarından Michael Mann'in epik suç filmi Büyük Hesaplaşma'da De Niro ve Pacino karşı saflarda yer aldı. Biri polis, diğeri ise suçluyu canlandırdı. İlk gösterime girdiğinde iki oyuncunun karşılıklı oynadıkları kahve içme sahnesi izleyenleri mest ettiği gibi en ünlü sahnelere de adını yazdırdı. Maybe that's the way it'll be. Or who knows? Filmin sonlarına doğru gerçekleşen sahnede Pacino'nun canlandırdığı Vincent Hanna, De Niro'nun canlandırdığı Neil McClay'e bir kahve içelim mi diye sorar. Bu sahnede gerçekleşen tüm diyaloglar filmin birçok öğesi gibi kültleşir. And now that we've been face to face. If I'm there and I gotta put you away, I won't like it. But I'll tell you. If it's between you and some poor bastard whose wife you're gonna turn into a widow, brother, you are going down. Yıllar sonra iki usta oyuncu yaşayan en büyük yönetmenlerden biri olarak kabul edilen Martin Scorsese'in Frank Sinatra'nın hayatını anlatacağı filmde bir araya gelecek. Each place 2011'de gösterime girmesi planlanan Sinatra adlı filmin kadrosu henüz netleşmese de büyük ihtimalle iki dev aktör Al Pacino ve Robert De Niro'nun filmde yer alacakları kesinleşmese de Al Pacino'nun Sinatra'yı, De Niro'nun da Dan Martin'i canlandırması bekleniyor. Cafe. The songs I know.
Sertab Erener'in bize yaşattığı 2003 yılındaki televizyon başarısının ardından Manga'da ikinci olarak bizi gururlandırdı. Şimdi gelin 2001 yılında kurulan Manga'yı biraz tanıyalım. Manga ilk olarak Yamyam'ın barlarda cover parçaları yorumlayıp eğlendikleri gruptan istediği müziği yapmamasından dolayı yolunu ayırmasıyla 2011 sonlarına doğru şekillenmeye başladı. Tarz olaraksa yeni yeni gönüllerini kaptırdıkları nu metal ve hard rock akımını benimsemişlerdi. Albüm maceraları ise Eylül 2001'de Ferman'ın Singer Song yarışmasına katılma fikriyle başladı. Orçun'un özel nedenlerden dolayı gruptan ayrılmak zorunda kalmasıyla Cem Bahtiyar gruba dahil oldu ve Manga şu andaki yapısına kavuştu. Böylelikle 5 ayrı karakteri, 5 ayrı müzik zevkini ve 5 ayrı duruşu sergileyen grup, Japon çizgi romanı geleneğinin ünlü ekolü olan Manga ismiyle uzun yıllar sürecek albüm hayali için yola çıkmış oldu. Albümleri 14 Aralık 2004'te grupla aynı adı taşıyan Manga adıyla piyasaya sürüldü. Kal Yanımda adlı parçada Kargo'nun solisti Koray Candemir, İz Bırakanlar Unutulmaz adlı parçada Vega grubunun solisti Deniz Akyüz, Dursun Zaman adlı parçada ise Göksel konuk sanatçı olarak albümde yer aldı. Dinleyicilerinden gelen destekle 180 bini aşan albüm satışıyla altın plak ödülünün sahibi oldular. Ayrıca Bir Kadın Çizeceksin şarkısı Esports'un FIFA 2006 oyunu soundtrack'inde dahil edildi. İlk albümlerinin üzerinden geçen 4 yılı aşkın süre zarfında turneler sebebiyle değişik coğrafyalara açılan Manga, farklı kültürlerden insanlarla tanışarak kendisiyle daha barışık, daha samimi, daha sıcak ve biraz daha hüzünlü yeni bir dönemin içine girdi. Dünyaya bakış açıları değişen ve müzikal olarak dinledikleri de çeşitlenen grubun daha güçlü bir sound'a sahip olan ikinci albümleri Şehri Hüzün'ün ön kayıt dönemi yaklaşık 23 ay sürdü. Aynı zamanda Manga Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etme teklifini de getirdi. Teklifi geri çevirmeyen Manga, 29 Mart Cumartesi akşamı yapılan yarışmada Türkiye'yi Eurovision'da ikinciliğe taşıdı. Sertab Erener'in 2003'teki başarısından sonra Manga bu yıl ikincilik başarısıyla tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Sevgili izleyiciler, bugün de geldik bize ayrılan sürenin sonuna. Kent ve Sanat'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın. We'll be right back.